5 dakika. "19 Aralık 1978'de Maraş'ta faşistlerce katledilen yurttaşlarımızı ve 19 Aralık 2000'de hayata dönüş adı altında cezaevlerinde katledilen devrimcileri saygıyla anıyorum. Sarayın dakikada harcadığı parayla bir ay geçinmeye çalışan emekçi halkımızı selamlıyorum. Birkaç gün önce Çorlu tren katliamında yitirdiğimiz Oğuz Arda'nın dedesi Necmettin Sel'in çarpıcı konuşmasını izledim. Orada tam olarak şöyle söylüyordu: Cumhurbaşkanım, torununuzu seviyorsunuz, benim torunum iki parçaydı, çuvalla diktiler. İnsanlar ölüyor, nerede Türk halkının itibarı?" Ben de bugün iktidar partisinin itibarından bahsetmek istiyorum sizlere. AKP itibarlı bir parti. Hatta bütün varlığı itibar üzerine kurulu. Örneğin hep bahsettiğimiz, eleştirisini yaptığımız genel başkana ait saraylar falan, hepsi bu itibar için. Yani koca genel başkanın sonuçta 10 odalı bir köşkte falan oturacak hali yok. Tabii ki sarayda oturacak. Bu lüks şatafat tabii ki olacak. İtibardan ödün verilemez sonuçta. Tabii partisi ve şahsı bu kadar itibarlı olunca bakanlarının ve bakanlıklarının itibarlı olmaması düşünülemez. Misal sadece 2019'un ilk 11 ayında 430 kadın öldürüldü. İsimlerini saymaya zamanımızın yetemeyeceği kadar çok kadın katledildi, tecavüze uğradı, taciz edildi. Çocuklara istismar suçlarında son 14 yılda 14 bin artış var. 2018'de 10 ile 17 yaş arası kız çocukları kendi çocuklarını doğurdular. Bu sayı 2001 ile 2018 arasında 542.821. Bu tabloyu görünce eyvah, Aile Bakanlığı'nın itibarı ne olacak diye korkuyor olabilirsiniz ama korkmayın. Aile Bakanlığı biri geçen hafta, biri yakın zamanda, biri 1 milyon 163 bin, biri 4,5 milyon liraya iki toplantı yaptı, itibarını kazandı. Kurslarda, cemaat ve tarikat yurtlarında yaşanan taciz ve tecavüzlerde müftülerin, imamların, hocaların adının geçmesi, erkek çocuklarda 12, kız çocuklarda 9 yaşındadır buluğ çağı, babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir diye fetva veren Diyanet'in itibarı zedeleniyor sanıyorsanız arkadaşlar, yanılıyorsunuz. Çünkü Mercedes'e binen başkanı olan bir kurumun itibarı lütfen asla zedelenemez. Grup arkadaşlar, başkan vekiline cevap verin lütfen. Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bir şey. Değerli arkadaşlarım. Bir şey Sayın Atay. Valla sinirleneceğiniz değerli çok şey var. Hepsine sondan, değerli sondan sinirlenirsiniz. Değerli arkadaşlarım lütfen sessiz olalım. Bir ülkenin sessiz olun. En itibar varsa bir cevabınız verin grup başkan vekili, rica ediyorum. Rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım bir lütfen. Bir ülkenin en itibar sahibi olduğu alanlardan biri kültür sanattır haliyle. Hatta genel başkanınız daha birkaç gün önce alan sanatçıların ömrü boyunca taşıyacağı, saklayacağı ödüller de dağıttı. Önemli görüyorum bunu. Kültür Bakanlığı'na bakıyorsunuz, baraj altında bırakılan Hasan Keyf'e bir dinamit de ben koyayım diyor. Restorasyon çalışmaları facia. Örneğin kendi şehrimde Antakya'da binlerce yıllık Sen Simon Manastırı'nın duvarlarında boyalarla aşk sözcükleri yazılı neredeyse 15 yıldır. Sit alanına otel inşaatı izni verdiniz. Ondan sonra da müze otel diye bir şey uydurdunuz. Sinemaya sansür yasası getirildi. Film dağıtımı tekelleştirildi. Oyunlar yasaklanıyor. Oyuncular tutuklanıyor. Bu ülkenin tüm dünyada en çok sessiz tanınan olun, arkadaşlar, müzik rica gruplarından ediyorum biri Grup Yorum'un kültür merkezi basılıyor. Elemanlarının bir kısmı sürgünde, bir kısmı tutuklu. Sadece konser yasakları kaldırılsın diye yüzün üzerinde gündür açlık grevindeler. Haliyle ülkenin kültür sanat kısmındaki itibarı için üzülüyorsunuz ama paniğe hiç gerek yok. Çünkü bu bakanlık aynı zamanda Turizm Bakanlığı. Bakanında çok itibarlı bir turizm şirketi var. Tüm toplumsal eylemlerde kadın, erkek, çoluk, çocuk, işçi, işsiz, liseli, üniversiteli, milletvekili, belediye başkanı saldırı emri verdiği hiç kimsenin ve hiçbir kurumun kalmaması bize göre itibar zedeleyici bir durum. Fakat İçişleri Bakanlığı öyle gelmemiş olacak ki şimdi Adana'da rakı festivalini engellemekle meşgul. Neymiş? Geleneğimiz değilmiş çünkü. Yalnız oradan itibar düzelmez. Ben size söyleyeyim, Adana'yla uğraşmayın bence. En iyisi değerli en arkadaşlarım iyisi, sessiz olalım. 400 bin polis, bekçi falan da alın. 250 sessiz bin polisi olan bir bakanlığa yetmez. Kaçakları yakalayamasa da
hakaretten uydurup uydurup bahaneyle tutuklayacağı birçok muhalif vardır ülkede zaten. Gencecik bir kadın öldürüldü Ordu'da, Ceren Özdemir. Kim tarafından? Daha önce bir çocuğu öldüren ama yıllar sonra hırsızlık yaptığı için... Tamamlayın lütfen. Daha sonra iyi halden açık cezaevine alınan, oradan Ekim'de firar eden, firardan sonra yakalanıp tekrar açık cezaevine alınan ve Aralık'ta bir daha firar eden biri tarafından. Eminim ki milletvekilleri, belediye başkanları, daha on binlerce siyasi tutsağın, anneleri tutuklu diye içeride olan 780 çocuk ve bebeğin, 12-17 yaş arası tutuklu 8000 çocuğun itibarını sarstım düşünmeyen Adalet Bakanlığı böylesi bir skandaldan da hiç etkilenmeyecektir. Tabii eğitim de önemli. PISA'da 72 ülke arasında 50. sırada Türkiye. Üniversite sınavında sıfır çeken binlerce öğrenci var. Sadece %36 oranında üniversite kazanma oranı var. Eğer bu oranlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi okul zincirinde karşılaşmış olsaydınız itibarı yerle bir olurdu ama bakanlık olunca problem yok. Sağlık Bakanlığı'nda çağatlamışız. İktidarın en itibarımız olduğunu söylediği alanlardan biri sağlık. 5 yıldızlı otel konforlarında şehir hastanelerimiz var. Hepsini gördüm. Kocaman binalar. Yani kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Ulaşımı zor ama sorun değil. Aylar sonrasına randevu veriliyor ama sıra beklemiyorsunuz. Yalnız o arada ölmemeniz. Selamlamak üzere söz veriyorum lütfen. Küba'da 1 dolar olan aşı burada 2800 dolar. Kolay değil tabii, itibar sonuçta. Ya bütçe konuşurken Maliye Bakanlığı'na da değinmek lazım ama o bakanlığın itibarını ne kurtarır bilmiyorum. Belki siz bulursunuz. Anlayacağınız AKP itibarlı bir parti. Kıyamet kopsa itibardan... Evet. Gözümüz, itibarınızda gözümüz yok arkadaşlar. Hele sizinkinde hiç yok. Selamlayalım Sayın Mengüloğlu lütfen. Süreniz bitiyor. Dario Fo'nun bir sözü var bir oyununda. Başımız dik yürüyoruz çünkü boğazımıza kadar battık. Bağırmayalım. Bu sessizlik sansürdür, o da sizin rütbünüzün itibarı. Değerli arkadaşlarım biz sessiz olalım. Sessiz olalım. Değerli arkadaşlarım lütfen sessiz olalım. Değerli arkadaşlar bakın bu kürsüde konuşma özgürlüğü vardır. Herkesin cevap verme hakkı vardır. Ben hiç kimseyi ayırt etmeden sözlerin tamamlamasına fırsat vermeye çalışıyorum. Sayın Özkan buyurun. Başkan, açalım. İtibar her şeyden önce itibar noktasında kaygısı olanların işidir. Kaygısı olmayanların her türlü sözü, her şeyi istismar ederek konuştuğu bir süreçten geçiyoruz. Saray deniyor. Soruyorum, adliye sarayı denildiğinde acaba adliyede kaç tane jacuzzi, kaç tane gazino, kaç tane hamam söz konusudur? Yahu adliyede yargılama yapılır. Bugün milletin evi külliyede, devletimizin bütün kurumlarının işçiye, emekliye, köylüye, esnafa, sanayiciye, dar gelirliye, bütün milletimizin işlerinin görüldüğü bir makamdır. Milletin evinin, külliyenin millete açılmış olmasından mı kaygılanıyor birileri? Bugün orada muhtarlarımız, şehit aileleri, gaziler, bütün milletimiz orada. Bakınız, çocuk istismarıyla ilgili milletin kürsüsünden yapılan bu... Sayın Özkan, bir dakika size de ekliyorum, size toparlayın, buyurun. Asla ne milletimize, ne gelecek kuşaklarımıza, ne çocuklarımıza bir katkı sağladığı kanaatinde değiliz. Burada tek bir dert var, ülke yansın, bizim de cebimize bir makam mevki konulsun, dert budur. Bunu kabul etmiyoruz. Sayın Başkan, sözlerimi tamamlarken şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii milletin meclisinde herkes hür, serbest ve kürsü dokunulmazlığının vermiş olduğu yetkiye dayanarak konuşacak. Ancak bu konuşmayı yaparken söz sınırlarına da dikkat edilmesi lazım. Bir. İki, meclisin mehabetine uygun ve gündeme bağlılık esasına göre bu konuşmaların yapılması da uygun, doğru bir istişare mekanizmasının olmazsa olmazı olduğunu ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selam. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, sayın yani sizle ilgili doğrudan...